Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüdür, xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşı alırız. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuzda sunuş edirikimiz. Qənəmsi diqqətlər ekranımız olsun. Xitayda yanfun işlətkücülərini kontrol qılış yana bir qədəm küçəytildi. Amerika Avazı Torunun xəbərdi bildirilişə, Xitay dairləri hər qaysı telegraf şirkətlərdən yeni abunatlarının çıray uçurunu elişin tələb qılğan bulub, 1. dekabrdən tartib icra qılınışqa başlığan. Məlum bulışə, bundan kin Xitaydakı yanfun işlətkücüləri yeni numar bejirməkçi bolsa, onların çıray uçurumu xatırlandıqan bulub, kimlik bilən abunatının birdək bulışı tələb qılınğan. Xitay dairleri 2013 yıldan tartıp barlıq yanfun işletkücülerinin kimlik numarı bilen abunt buluşunu işe aşırıp bolgan bulup, bu arkalık yanfun alakasını katı kontrol kılgan idi. Gerçi Xitay uçur alaka tarmakları bu kararının abuntlarının bexatirlikini qoğdaş üçün çıkarılgalıqını etkan bolsa mı, ama nurgun kişiler bunun neticesi de biologiyelik uçurlarının aşkarılınıp ya ki uğurlanıp gitişidin ensireydiğalıqını bildirişmekte. Xitay dairleri çıray tunuş texnikasını Şarq Türkistan'da zor gölemde kullanıvatkan bolup, Xitay ülkelerde asaslıqı mal seti veliş, amevi sorunlardaki bexatirlik tekşürüşü qatarlıq cihetlerde işiltip gelgen. Küzetküçüler Xitay'nın bu karar arqalıq xalqını yeni bir qadem ilgirlep kontrol qilish maqsadiga yetmekçi bolganlıqını bildirişmekte. Xitay'nın Afrika devletlerine salgan boyun turuqi bargansırı çıngamaqta. İlgiri körüp bakmağan derecedeki kızıl rakamge düşkelgen bulup, barı bara Xitay'a bekinip kilişki başlayan. Hükümetin hamçotuğu asaslanğanda Xitay'a kaytırdığan kariz 2023 yılı'a barğanda 25% aşıdığan bulup, 67 milyon dolarga yetidiğanlıqı mölçerlengen. Tabii baylıqları mol, ama Afrika kıtasıdaki en namrat devletlerinden biri bolgan Papua Yeni Gvineyası yakınki yıllardan buyan Xitay'a barı bara bekinip kalgan bulup, Xitay Amerika Soğudu Orişi'nin küçülük təsirge uçurgan. Amerika burun bu ayakta agahlandırıp, Xitay'nın bulan talan karakterlik Soğudu siyasetinin Hindi Tiniç Okyan rayonunun muqumlıqı təhdit elip kildiğalıqını bildirgen. Gerçi hükümet hamçotu da Xitay'nın kariz sonması tilgi elinmeğen bolsa mı, ama Reuters agentliği bu devletke en köp kariz bergücünün Xitay işkerlikini aşkarılgan. Xitay dairleri yakınki yıllardan buyan iqtisadi vasıta arqalıq Afrika devletlerine bolgan təsir küçünü tiz süratli küçü etmekte bolup, zor miqtarda qarız beriş, qarızını qaytura almasa şu devletinin en muhim soğudu orullarını ya ki müessesalarını qarızge hesaplap eliveliş qatarlıq usullar arqalıq bu devletlerini öz çangılığı kirgüzmekte. Xitay Hong Kong meselesi de Birleşken Milletler Teşkilatını ayıpladı. Amerika Avazı Torunun bugünkü haberde bildirilişçe, Xitay dairleri Hong Kong meselesi de Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Mutakhassisini ayıpladı. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetinin yukur derecelik emeldari Michel Bachelet 30. noyabr makale ilan kılıp, Hong Kong hükümet başlığı Carrie Lam'nın Hong Kong meselesini kengkorsaklık bilen hal kılışını, hiç kandak terapki yan basmaydıgan müstakil tekşürüş grupisi teşkilleb, namayışçılarga katı kollu kılgan sakçılarını tekşürüşün teşebbüs kılgan. Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı Turuşluk Vekiller Ömeki Michel Bachelet'ni ayıplab, Hong Kong meselesi Xitay'nın içki işi. Michel Bachelet, Hong Kong hükümeti ve sakçılarga besim kılıp, zoravallarga yantayak bulup atıdı. Xitay, Michel Bachelet'nin bayanlarga katı narazlık bildirdi digerlerini bildirgen. Carrie Lam bu hafta bayanat ilan kılıp, namayışçılarını tınıçlandırış hareketinin devam kıldığalıqını bildirgen. Hem de namayışçılarının müstakil tekşürüş grupisi teşkilleb, sakçılarını tekşürüş hakkıdaki talepini rad kılgan. Malum buluşa, Hong Kong'daki namayış başlanğandan buyan 5890 namayışçı sakçılar tarafından kolga ilingan bolsa mı, bırak Hong Kong halkı 30. noyabr koçularına çıkıp kasem kılış arkalık, Hong Kong'da hakiki demokratiya işe aşmağıca kat'i çekinmeydiğallıqıdak iradesini bildirdi. Şarq Türkistan halkı keçilerde mi Xitayçı ögünüşke mecburlanmaqda? 29. noyabr ictimai uçur vasıtı tarqalgan sillik körünüşten məlum buluşca, Xitay tecavüzçileri Şarq Türkistan halkını keçilerde mi Xitayçı ögünüşke mecburlagan? Mezkur sında Xitay tecavüzçilerinin məlum bir ailenin hoylisinde 25'ki yakın er ayanını yığıvelip, mecburi Xitayçı ögütü vatqallıqı. Ögünüşke katnaştırılgan kişilerinin Xitayçı ögetken kişiye ergeşip, Xitayçı sözlerinin telaffuz kılıvatqallıqı
ularning kechida chiroq yo'riqida mashq qilayotganligi ko'rsatilgan. Yana bir sindimo ma'lum bir oilaning hovlisidagi chiroq yo'riqida 30 ga yaqin kishining majburiy xitoy tilini o'rganayotganligi ko'rsatilgan. Xitoy 2018 yilning 5-da 5 yil ichida Sharq Turkiston xalqini xitoylashtirishdagi razil planini o'ttirib qo'ygan bo'lib, shundan keyin maktablardagi uyg'ur til darsliklarini amaldan qoldirish bilan bir vaqtda maktablarda o'qituvchilik qilayotgan uyg'urlarni har xil to'kmatlar bilan jazo lageri va turmalarga qamab, o'rniga xitoylarni saplashga boshlagan edi. Shundoqla maktablardagi o'quvchilar va yezi bozorlarda o'ltirishliq Sharq Turkiston xalqini uyg'urcha so'zlashdan cheklagan hamda xitoycha so'zlamaganlarga yoki xitoycha so'zlashga norozi bo'lganlarga jarimani qo'yishga, jazo lagerlariga solishga boshlagan edi. Sharq Turkistondagi chat al shirkatlari eg'ir tanlashga duch keldi. Xitoyning jazo lagerlariga aloqador dalil isbotlarining ko'plab o'tirg'i chiqishiga agishib, Sharq Turkistonda savdo qilayotgan chat al shirkatlari qiyin ahvolga tushib qoldi. Janubiy Germaniya gazeti bir necha kun burun e'lon qilgan dokladida Volkswagen shirkatini va ximiyaviy sanoat shirkati Basfni tilga olgan bo'lib, bu shirkatlarning Sharq Turkistondagi jazo lagerlaridan xabarsiz qilishining mumkin emasligini bildirdi. Volkswagen gazetimo Intel qatorliq Amerika texnika shirkatlarining Xitoyning Sharq Turkistondagi nazorat qilish tizimini texniki bilan ta'minlaganligini tanqid qildi. Germaniya aql ombori Xitoy tadqiqoti markazidagi iqtisodshunos Max Zanglin bu vaqtda to'xtalib, burun g'arb davlatlari shirkatlarining pul tepish uchun yoki Xitoyning besimi bilan Sharq Turkistonga mablag' solganligini, ammo Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasining nacharlashishiga agishib, Sharq Turkistondagi savdo faoliyatini to'xtatsa, Xitoyning avari qilishdan ansiraydiganligini, ammo davomlashtirishni mu axloq nuqtasidan qabul qila olmaydiganligini bildirgan. Volkswagen shirkati 2013 yili Sharq Turkistonga ishlab chiqarish liniyasi qurganligini faqat savdo manfaati uchun deb oqlagan bo'lsa-mu, ammo analizchilar buning Xitoyning besimi ostida bo'lganligini bildirishgan. Angliyadan kelgan tashkilot vakillari Moviy Hilal vaqfini ziyorat qildi. Angliyada faoliyat qilayotgan insoniy yordam tashkiloti Human Aid vakillari Sharq Turkiston Moviy Hilal insoniy yordam vaqfini ziyorat qildi. Hay'atning vaqf raisi Abdurahim Aziz o'g'li va vaqfning qurg'uvchi a'zolari ishxonasida kutib oldi. Vaqf mas'ullari mehmonlarga Sharq Turkistonning tarixini, Sharq Turkiston xalqining hozirgi vaziyatini, bo'libmi Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilib, musulmonlarni iymon, e'tiqod va madaniyatidan voz kechishga majburlayotganligini, lagerdan nurg'un musulmonlarning o'lim xabari kelayotganligini, Sharq Turkiston xalqining Xitoy tomonidan qirg'in qilinayotganligini tafsilotli tushuntirdi. Angliyada faoliyat qilayotgan insoniy yordam tashkiloti musulmonlar idorachiligidagi tashkilot bo'lib, Angliya va dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarga yordam qilish xizmati bilan shug'ullanib kelmoqda. Ispaniyada mustaqillik talab qiluvchilar sepiga Bask rayonimi qo'shildi. Ispaniyaning shimolidagi Bask rayonining avtonom parlamenti Kataloniyadagi mustaqillik talab qiluvchilardan ilham olib, mustaqillikni qo'llaydigan bir qarorname ma'qulladi. Rayonlik hokimiyat beshidagi Bask Millatchi partiyasi va ikkinchi cho'ng partiya hisoblanadigan EH Bildu birlashma partiyasining Bask avtonom parlamentida o'rtaq belat tashlashi orqali ma'qullangan qarornamaga binoan o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi berilgan bo'ldi. Mazkur qarorname tekstida Bask va Ispaniya davlati o'rtasidagi munosabatlarning bundan keyin barobarlikni, ikki taraflikni va kelishimni asos qildiganligi jakarlandi. Kataloniyada mustaqillik saylimi tirishchanligi uchun ishlatilgan o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi degan so'z qarorname tekstida alohida o'rin oldi hamda buning qat'iy voz kechishga bo'lmaydigan huquq ekanligi ta'kidlandi. Qarorname tekstida yana terrorlik tashkiloti ETA'ning qamoqdagi a'zolarining Bask rayonidagi turmalarga yotkab kelinishi kerakligi va ulardan iyg'ir kasal bo'lganlarning qo'yib berilishi lozimligi ham talab qilindi. Italiya bilan Xitoy Hong Kong masalasi ustida munozara jangiga kirdi. 30 noyabr kuni Hong Konglik o'quvchi, faoliyatchi va Xalq partiyasining bosh kotibi Joshua Wong ba'zi bir Italiya parlament a'zolarining taklifi bilan Italiya parlamentiga ko'rinma chastota
video vasitasi bilan elib chiqilishi Italiya bilan Xitoy o'rtasida munozara jangi keltirib chiqardi. Italiya parlamentidagi radikal partiya va kuchlik o'ngchil qarindoshlar partiyasiga ta'va ba'zi bir parlament a'zolarining ko'rinma chastota ya'ni video orqali Joshua Wong'ning fikrini parlament a'zolari bilan o'rtoqlashishiga qarata Xitoyning Rum bosh elchisi norozilik bildirdi. Xitoy bosh elchisi e'lon qilgan bayonotida yanili ko'ni sanamga dastigan holda Wong'ning yolg'on aytganligini qalaymi qanchiliklarning tashqi kuchlar bilan munosabatlik ekanligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh xotirmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmat.